Sır açığa çıkarıldı. Kemençe mi? Oğlum kemençe yazıyordu, gördünüz mü? Oğlum kemençe diye isim vardı. Ben öyle isim koymadım. Paradox oyuna eklediği isimler vardı en son güncellemede. Böyle isimler mi eklemişler isim havuzuna? Kemençe mi? Horon moron da var mı acaba? Vallahi kemençe vardı ya. Dur karakter arayalım. Kemençe diye mi yazılıyor? Abi vallahi kemençe yazıyordu ya. Evet bak Yüce Şef kemençe diyor. Ama alakası yok. Orta Asya Türk'ü. Oo kemençeler var bir sürü. Oğlum burada da kemençe var. Oyunda var mıydı kemençe? Ben ilk defa görüyorum. İnanılmaz. Peki. Chat, neyi bekliyoruz? Bu savaşın bitmesini bekliyoruz, değil mi? Abi hadi be. Bitsin artık. Bu entrika da nanay oldu. Yani çok yazık oldu. Bir şey çıkmaz buradan ya. Dük Diyojen'den de almamız lazım aslında o tahtı. Ünvan feset desek edemeyiz öyle. Evliliğimiz. Ben bu kızı istemiyorum chat. Vazgeçiyorum. Zekası iyiydi ama utangaç ve obur kesinlikle geçiyor abi diğer jenerasyona ya. İttifak gücü de aramıyorum şu anda. Gerek yok. Dahi. Doğurgan ama lütfen. Dahi'yi de aramayalım. Amazon var mı? Yok. Güzel var mı? Güzel çıkmıyor harbiden ya. Neden böyle? Banjo görür müyüz o zaman? Alımlı yok, alımlı olmaz. Alımlı onun şey hali, çöp hali. Ben en yüksek halini istiyorum.
Yaş olarak da biraz normal yaşta olsun. 5 falan en fazla. Çevik, güzel, yakışıklı. Çabuk anlayan. Çevik. Doğurgan var. Bu kadar mı oğlum dünyadaki gelin adayları? Şimdi zekaya dair herhangi bir trait'e sahip olduğunda doğacak bebeklerin genius'ını neredeyse garanti altına almış gibi oluyoruz. Genelde öyle oluyor. Çünkü biz de öyle olduğumuz için. Niye olmaz? Evet, çabuk anlayan artık adı. On yaş farka çıkarttığımızda ne oluyor? Güzel var. Direkt güzel var ya. Alalım mı bunu? Sicilyalıyı. Bakayım. 11 yaşında genius var. Çekici var. Güzel çekici olmuş. Ama çekiciyi oyunda yazamıyorsun garip bir şekilde. Chat, şu çekici mi? Çekici olan Kristin mi? Yoksa şu genius kız mı? 11 yaşındaki genius kız mı? Yoksa çekici mi? 28'lik çekici mi? Biz genciz daha ya. 21 yaşındayız. 5 yıl bekleyebiliriz. Değil mi? Dahi sanki daha mantıklı. Oylamayı açalım. Kaptan oylama açsana. Bir zahmet. Çekici ve çekici olan mı yoksa dahi olan mı? Yanına hatta çekici de parantez içinde 28 yaz yaşını. Ötekine de dahi parantez içinde 11. Ya da fark etmez. Hoş geldin Nebi. Bu arada chat Nebi işe girdi. Onu da tebrik ederim ya. GGGG Nebi için gelsin. Minder Bob için gelsin. Alkışlar. GG. Onu da işsizler ordusundan iş hayatına uğurladık. Agresif atmayaydın iyiydi. Bir mod olarak pasif agresif atman hoş olmadı. ...15 dakikalığına zindan uğurluyoruz seni. Yani. Hani. Kılavuzu kargo olanın durumu. Anlarsın. Modluk da düştü. Birazdan geri gelir modluk. Veririm geri. Genius çıktı. Huyları iyi mi bari bakalım. Kolay güveniyor. Kararsız. Kaba. Ama beyin fışkırıyor yani.
Halkın iradesi sandığa yansıdı. Hayırlısı. Devam. Bitsin lan bu savaş. Ben de düşünüyorum ne yapacaktım ben diye. Ya bir türlü başkenti taşıyamıyorum bu gerizekalı savaş yüzünden. Mesela bu düzenlenmeli abi. Ben müttefiğin savaşına katıldım diye başkent niye taşıyamıyorum ya? İki dudağımın arasından çıkacak kelimelere bakmıyor mu bu iş? Özgürlük savaşı için bana katıl. Abi sen Russun ya. Rus Frank. Ben hayatımda ilk de... Demek ki böyle oluyormuş olduğunda. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolay gelsin. Aynen katılırım. Sağ ol. Ben de senin yaptığın gibi yapayım mı Frankia? Getireyim 11K askeri böyle 95'e böleyim. Embesil gibi sağa sola koşturayım. Olur mu? Ödeşiriz. Zekalılar. Güven gerçekten RNG ile çok kavga ettim. Böyle referandum yapıldığını düşünsene, devlet bak başkanı hükümet üyelerinin kiminle evleneceğine biz karar veriyoruz. TR'de bunu yapan bir örgüt var. FETÖ diye vardı. Örgüt lideri karar veriyordu. FETÖ'cüler. Elçilikler. Her ittifak için artı bir. Dış ilişkileri güçlendirme. Unvan oluşturma. Buradan gidip zoraki vasallaştırmaya gidelim. İşte o katalogdaki şeyleri de atayan bizatihi kendisiymiş. Liderin. Yani şu gruptakilerle şu gruptakiler arasında seçim olsun diye falan. Çok acayip. Bir de nihai kararı o veriyor. Olur bu diye. Bayağı buradaki gibi. Burnu örnecek bir yemek adamların hazırlıklarını tamamladı. Aşçıya sözünü kapatmanız %5 oğlum, nereye ölüyor ya? Kendi kendinize tribe giriyorsunuz. Yok mu bir yardakçı? Bu adamdan nefret eden bir Allah'ın kulu yok mu be kardeşim? Ne Kayseriliymişsin ya? Ne Kayseriymişsin daha doğrusu. Arayalım. Belki gelir. Bir tane sır. 2 yıl önce bana bilmem ne bilmem ne dedin. Oraya adam yollayacağım dedin. Bilmem ne oldu. Ne oldu şimdi? Yokluğumda bu altın dolu sandık işinizi görür. Özür dilerim, yardım etme sözü vermemeliydim. Aynen öyle. Bas git şimdi. Geri zekalı dangalak. Şu spastik savaş da bitse iyi olacak ya. Ya ben senin müttefiğin değilim oğlum artık. Sal beni. Sal beni. Hayır. Hayır. Müt değiliz biz artık. Düşsün oğlum bu savaş. Teslim oluyorum. Ermenistan kurulmuş. Of. Düklük binası düklük olmadığı için işlemiyor tabii.
Ayda artı 30 kazanıyoruz chat. İnanamıyorum yaşadıklarımızdan sonra aynı yayında şunu görebildiğime. Önemli misafir bilmem ne kontluğunda düklü. Aha ya düklü neredeymiş ya? Oha ya burada düklük mü olur? Okey. Yasalar görevlerini yerine getirmeye masalım kontesine. Rolüm açığa çıktı. Aa, nasıl büyük bir sürpriz bu. İnanılır gibi değil. Artık bitsin şu savaş. Ya şu limitasyonları gerçekten kusturacak beni oyunun ya. Abi oyun bu, bana bu böyle yapma oyun. Ne diyeceğimi bilemedim. Bitmiş 2K ordu mu? Ey maşallah. Hadi artık. Kim oğlum bu? Dük Filotios beni kınamış. Filotios who? Bakıyoruz ve göremiyoruz, değil mi? Video isteği diye bir şey yok şu anda. Orada öyle ölü duran bir şey. IRL'de eğer IRL yayını yapıyorsam arada onu kullanıyoruz diye duruyor. Ama ben IRL yayını gerçekten 40 yılda bir falan yapıyorum. O yüzden öylesine duruyor. Zoraki vasallaştırma. Okey. Çorbada kullanmıyoruz ya ne alaka? Ben çorbada video isteği falan kullanmıyorum. Benim içeriğim oluyor zaten çorbada. Benim kendi listem oluyor ya çorbada ben ne anlatacağımı. Tüm kontenti ben ayarlıyorum ya kaptan. Peki. Burayı. Artık. Abi ben bu adamlarla alakalı değilim artık. Ben neden hala? Öldüreyim mi seni yani illa kurtulmak için? Allah'ım. Hiç Ruslaşmamışlar. Zaten muhtemelen bütün bu sıkıntı oradan çıkıyor. Yani buradan herif buraya konmuş, başına getirmişler. Al sana sıkıntı. Komneno Hanedanı artık dünyanın dört bir yanında biliniyor. Deri kaplı sırlar iletişimde olduğum kişiler bana garip yazıların olduğu deri kapağında ustamızın sembollerini içeren bir kitap gönderdiler. Sadece ilk birkaç sayfasını çözebildim ama içerisinde gerçekten de ilginç bilgiler var. Ne kadar uzun sürerse sürsün sırlarını öğreneceğim. Bir diplomasi yeteneği kazanacağız. 40 stres seviyesindeyiz. Dikkat etmek lazım ya da bunun için iyi altın verecek birilerini tanıyorum diyebiliriz. Kont Simeon ile bu sırları öğrenmek için uğraşmaya çalışacak. Peki. Dur. Oyunun gerçekten bazı şeyleri beni çıldırtıyor. Ama ben sakin kalıyorum. Çünkü sakin bir insanım ben. Peki, bunu ver. İyi geceler sana da Emir. GG. Bir daha asla hiçbir avda beni alt edemez demeyeceğim hiçbir şey. Hayvan dostu bu ne? Karizmamdan etkilenip deliren kişileri kontrol etmekten daha zor olamaz. Oha diplomat olduğum için iyi avcı mı olacağım yani? What? Okay. Çok iyi. Yabandan dönüş. Süper. Bu para ne böyle? Ya bize inanmayanlar neredeler şimdi chat? Hani ülke batıyordu chat. Hani ya yandık bittikti chat. Neredeler şimdi?
Bir bildiğimiz var chat. Peki. Bitsin artık şu savaş. Oğlum %3 bitmiyor ya. Of. Hala başkent taşımakla uğraşıyorum. Hala bunu bekliyorum. Çünkü savaştayken başkent taşıyamıyorsun. Ya buradan gerçekten Frank Çar'ını öldürdüm ha. Yani başkenti taşımak için bunu yapmam gerekti. Ve bitmiyor abi bu savaş. Bu da yetmedi, bu da yetmedi abi, bu da yetmedi. Yani ne yapmam lazım bu savaştan çıkmak için? Teslim de olamıyorum. Benim savaşım değil. 5 yıldır bunu bekliyorum ya. Ya paradoks, bazı şeyleri çöz be abicim ya. Bu çok salakça bir şey. Başkentimi bunun yüzünden taşıyamamam çok saçma. Çünkü bunu taşıyamadığım için başkenti taşıyamıyorum. Vermek istediğim kontluğu, Kefalonya'yı başkasına veremiyorum. Çünkü başkent orada, o düklüğü de başkasına vereceğim ve sırf bu yüzden düklük penaltısı yiyorum. Fazla düklük penaltısı yiyoruz. Bu kadar salakça bir şey olmamalı ya. Ve oyunun geri kalanına odaklanamıyoruz. Yani zaman kaybediyoruz bununla. Çünkü ben bir yere şimdi savaş açtığım anda kasus belli veriyorum, tamam mı? Benim altımdaki vasallara. Neden? Çünkü fazla düklük sahibiyiz. Bunun penaltısı ağır. Yani anında örgütleşme, güçlü örgütleşme kuruluyor. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Şu iyi giden şeyi bozmak istemiyorum. Ama yok abicim. Neden? Metal tadı veren, seni limit bu deyip böyle set çekip limitleyen, oyun oynadığını böyle yoğun bir şekilde hissettiren, hatta kutu oyunu, masa oyunu oynuyormuşsun gibi hissettiren bir kural var önünde. Çok tembelce hazırlanmış. Çok daha organik olması gerekiyor bunların. Peki, geri gel saraya o zaman. Kim fidye isteyebilirsin, unvanı feshet de diyebiliyormuşuz. Desek mi? Diyebiliyoruz, dedik. Sonunda bitti, Allah'ın belası, savaş sonunda bitti. Yani inanılmaz ya. 7-8 yıl uğraştık harbiden şunun için. Doğru yeri seçtim değil mi lan bir an için? Rizunda değil, okey. Trapezus, okey. Okey. Zaten okey, onun yerleşkesi zaten. Ah, bir an beynim yandı. Peki. Güzel. Güzel. Başkenti taşıdığımıza göre chat. Kefalonya. Birine vereceğiz. Halinden memnun olabilir. İyi idareci olsun. Hemofili var olmaz. İkiz bu. Git sen al. Al abi bunu da. Süpersin. 10 numara. Şimdi az önce aldığımız toprağı da verelim. Şu bilmem ne kontluğu. Bunda da maden varmış gerçi. Gerçekten Sivas'ta böyle maden var mı? Ne madeni bu? Yüzeysel cevher madenleri. Bu adama verelim bunu da. Al abicim, süpersin. Basalım oldu artık. Oyun biraz yavaşlasın. Güzel. Ayda 40 gelirimiz var. Her şey tıkırında şu an. Şu an. Haklı şeyleri yapalım. Freedom! Ne bir geri geldi minder bok. Okey. Dur. Şeyini verelim adama.
Bir daha bir yaz bakayım çete. Kılıcın gelmiş mi? Casus bana vahim haberler getiriyor. Henüz işin arkasında kimin olduğunu bilmesek de beni öldürmeye çalışıyorlar. Sakın, 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 sakın ha dokunmayın siz ona. Yaklaşmayın siz ona. Ağzımı çektirdi bana. Nez. Geldim olduk GG. Pasif agresif bundan sonra atmazsın diye umuyorum İbicim. Gülümseyen robot smiley'si benim kitabımda pasif agresif. Bu krallık hudutlarında. O yüzden ancak kademe 2'ler parasını ödeyerek pasif agresif atabiliyor. Nereden nereye be? Aynen öyle kıvırcık. Yaptık bu sporu. Çevirdik. Kilikya. Şu Kilikya'ya artık bir son verelim. Bir saniye. Kilikya ile etkileşimlerim neler? Vasilik öner. Müttefiklik öner. Hak iddiası iste. Kilikya düklüğü. Bir saniye. Ben hiç bu karaktere adam akıllı şey yatırım yapmadım. Bir hacca çıkalım. Bir alnımız secde görsün. Konstantinopolis'e gidelim. Ayin yapıyorum. Biliyorum biliyorum sevinme şeyi olduğunu ya. Mum yakan var mı aranızda şu an? Kaybolmamız her türlü var. 1500 altın falan saplayacaklar şimdi de kaybolduk diye. İsterseniz rehberlik yok, kaba hikaye geldi. Kamp ateşinin yanından geçerken yolculardan biri despot hakkında duyduğu bir hikayeyi anlatıyor. Bu sırada kaba bir kahkaha atıyor. Ben yaklaşınca hikayeyi anlatan kişi dışında herkes susuyor. Ah, endişelenmeyin, hikayedeki o hödük gibi değilsiniz. Hikaye uzaklardaki Pontus hükümdarı despot hakkında. Ciddi misin? Şimdi mi? Bana bu despot hakkında biraz bilgi ver. Kibirli olunca da böyle oluyormuş. Peki. Peki biz kibirliyiz. Kibriyayı, toayı almamız yok mu? Var. 24 kor. Muhafızlar. Oğlum. Kırbacımı getir. Red. Red the Red Redemption. Peki. Buraya bir hak iddiası çıkartalım. Papaz Bey efendi. Niye böyle konuştuysam. Şuraya. Pontus'la boyayacağız arkadaşlar. Hedefimizi biliyorsunuz. Haç dünyanın arzuladığı şehir. Ne kutlu komutandır ki falan. Bu arada herkes iyiler. Son numaramı yapayım. Ne o son numara? Kamera GG dayanamadı kamera. Heyecanlandı kamera. Ayarlıyorum chat. O ne oğlum? Modlar bir sürü iş çıktı. İyi de Nebi sen zaten modsun. Kendin atsana zindana.
Gibi kötüye kullanmak istemiyorum, okey. Atanur da mı atıldı bir anda? Atanur yine zindan ve Atanur. Ya bombayı bırakıp gittin. Ne bileyim. İyi geceler, görüşmek üzere. Eyvallah. GG. Haç, dünyanın arzuladığı şehir. Nihayet Konstantinopolis'in dışındaki tepelerde duruyorum. İhtişamlı Roma İmparatorluğunu yansıtan parlayan bir mücevher. Tanrı'nın yarattıklarına hayret ediyorum. Hacı özelliği kazandık. Elhamdülillah. Hacıyız artık. Kontroller neden düşmüş? Evlenelim, yaşı geldi kızın. Asker nasıl oldu bu kız ya? Ya hanımefendi, siz de şu kafanızdakini lütfen. Bu kız niye güzel değil ya? Garip bir soru oldu ama. Böyle gezsin hadi. Hadi hadi böyle gez. Belki saçını falan yaptırsak bir şeye benzer. Takılar güzelmiş. Daha asil durdu. Evlilik kutlamaları. 500 altın gelsin. Yep. Benim neden sakalım yok? Saçımla sakalım uyuşmuyor bu arada. Okey. Uzun dalgalı sakal. Biraz otantik olsun istedim ya. Hintli olması için bir de üstünü de öyle giydirmek lazımdı, değil mi? O Hintlilerin göbeği açık şeyleri var ya, elbiseleri, crop top. Aa, ittifaklar kurabilirsin. Kral Vyacheslav mı? What? Bunu yani Kibra'yı Toa'ya bir şey deniyoruz, değil mi? Evet. Kilikya'ya yapabileceğim bir hamle yok. Antakya'ya yapabileceğim bir hamle var. İkinci Filipios var. Bunun da hak iddiası var. O da burada. Bu hak iddiası 100 yıldır falan bizde ya, en az. Böyle bir savaşa girebiliriz. Ama ne uğruna, bir de o var. Şu savaşlar açabilirsin ekranına bakalım. 14 tane savaş açabileceğimiz gösteriliyor bize. Teselya. Şurayı alabiliriz. Chat. 10K oğlum, bu ordular ne böyle ya? O zaman bina dikelim önce. Bina dikelim. Uzun zamandır yapmadığımız bir eylem. Açıkçası yakışmıyor bize. Bizim deliler gibi tall play yapmamız gerekirdi. Bu kadar paramız var. Bunu kat kat arttıracak bir yatırım yapıyoruz şu anda. Zaten yaşımız da genç. Heyecanımız var. Gençliğimiz var. Kolları sıvadık. Yapılacak çok iş var. Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik chat. Okey. Okey. Sinop. Buraya bu gelsin. Okey. Tıkırın da her şeyi. Devam.
Çok iyi oğlum şu an her şey. İnanamıyorum bu kadar çevirdiğimize. Bir lider işte. Bakın bu oyunda liderin önemini çok net görebiliyoruz, değil mi? Bir tane çok iyi lider sizi nereden, ne kadar dipten, ne kadar yükseğe çıkarıyor. Ve çok kötü gelen böyle bir tane lider belki sizi düşürmeye yetmiyor oyuna hakimseniz, ama iki tane lider, üç tane lider böyle üst üste çok kötü geldi mi? Kont ipler elinizden bir kaçtı mı? Bir daha ucundan bile yakalayamıyorsunuz. Yani şey gibi. Uzun dev gibi yüksek bir tepe var. Tepede ayağınız takılıyor ve yuvarlanıyorsunuz. Duramazsınız, değil mi? Yuvarlanıyorsunuz. Tutunmaya çalışıyorsun, yok. Yani tutunmaya çalıştığında da yine elin acıyor falan, yine düşüyorsun böyle. Sürekli öyle. Mecbur bekleyeceksin. Dibe kadar bekleyeceksin ve en iyisini umacaksın. İşte orada düşerken başına en kötü ne gelebilirse ona hazırlık yapman lazım. İşte bu gibi binalar dikerek. Ya bina dikmediğiniz sürece ben mesela burada hepsini fullesem bunların bir anlamı yok. Şu 2000 altın, 1200 altın bunların hiçbirinin anlamı yok. Çünkü bunlar anında eriyor arkadaşlar. Yani artı 42 gösterdiği şey eksi 50 vermeye başlıyor sana. Savaş anında orduları kaldırdığında. Ve eksi ekonomideyken biliyorsunuz ordularınız çok daha az vuruyor. Yani normal potansiyelinin altında kalıyor damage'i. O da ayrı bir etmen. O yüzden ben bu oyunda sürekli bina dikmeyi önemsiyorum. Minderbob hariç. Minderbob seni atmadı ki, seni Bora atmadı mı? Tamamdır Atanurcuğum. İyi yolculuklar sana da. Görüşürüz. Dikkat et kendine. İyi geceler. Geceyi. Arsiyon'un topraklarındaki saraymda düzenleyeceğim ziyafete sizi davet ediyorum. Bu herif bizden nefret ediyor. Gidelim bakalım meramı neymiş. Kafkas ötesi Ahaya. Ahaya'ya girilebiliyor. Direkt Düklük. Chat girelim mi? Yani Bizans tek vasal olayına girelim mi? Hemen. Çok kısa anket geliyor. Mod var mı burada? Girelim mi girmeyelim mi? Bir dakikalık anket. Hemen alalım. O sırada kamera gitsin. Ben bir sigara içeyim. Bir soluklanayım o sırada. Of. Modlar. Anket. Hani? Mod var mı? Modların ikisi birden mi AFK? Anket aktif mi diyor? Aynı anda mı attınız acaba? İptal edin ikisini de, bir daha atın. Allah Allah. Neyse tamam. Chat o zaman girelim mi girmeyelim mi? Chat'e 1 yazarsanız girelim. 2 yazarsanız girmeyelim. Başımıza gelen onca şeyden sonra girmeyelim diyen de çıkarsa anlayışla karşılarım yani. Anket geldi. Ben bunu diyorum, üstüne anket geliyor. Çok iyi.
Evet kazandı. Girelim kazandı. Demokrasi kazandı. Giriyoruz. Ha ha e ha 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 ha. Burada birleşin. Oradan da yukarı. Bir saniye sigara sarıyorum bir yandan. Ben müttefik de çağıracağım ya. Var değil mi müttefiğimiz? Kontes bilmem kim. Kim bu? Ha bu deminki kız gel. Kim varsa gelsin gelebilecek. Hanedan mensubu şart değil ama müttefikler bugünler için var. Okay. Başlasın. Tabii ki de size bu savaşa katılırım falan filan falan filan. Süper, çabuk gel o zaman. Diplomasi de tatlı oluyormuş sanki. Şu anda keyif alıyorum. Doğruya doğru. Ya diplomasi de bu verdiği artı şeyler güzel. Sevdim bunu. Genelde diplomasi gitmememin sebebi diplomasi bazı şeyler olmadan tek başına yetmiyor. En azından erken oyunda tek başına diplomasi tribal olmadığınız sürece o kadar fazla etki etmeyebiliyor. Çünkü para lazım, para için idare lazım. Entrika bence her daim en iyisi. Her daim. Çünkü her şeyin anahtarı entrika. Benim için hala da ilk ikide değil diplomasi şu ana kadar. Bu save özelinde diyorum. Ama ilerleyen ya yani öğrenimden iyi. Askeriyeden de iyi benim için. Ama tribal oynuyorsanız askeriye daha önemli. Anatolikon'da sapkınlar. Katharlar çıktı. Bir saniye ya. Allah. Yol çıktı başımıza evet. Gel abicim buraya. Anında örgütleşme kuruldu. Ya gerçekten arkadaşlar sırf şu savaşı açtık diye bir anda bir mezhep belirdi. O mezhebi kabul edesi geldi. Bak gökyüzünden indi bu mezhep ya. Harbiden gökyüzünden indi. Abi bu nasıl oldu ya? Bu demin böyle değildi oğlum. Daha demin bakmadık mı bu haritaya? Savaşa çıktın şeyi bu. Ve lideri bir kadın yani hani. Olmaz. Ve tabii ki de örgütleşmesi var. Bunu öldüreceğiz. Din değiş. Aynen öyle. Süzeren meşgul olduğu anda, savaşla meşgul olduğu anda başlıyorlar. 300 altına değişiyor bir de ya. Şerefsize bak. Kendi kendine yok olacak bunların şeyi. Hızla. Biraz daha uğraş.
saniye. Burasıydı bunların başkenti ya. Hanedan reisi değişti. İkinci Abdülhamit yerimizi aldı. Evet, din değişmezse hapsetme sebebimiz oluyor. Tufir Havat şu ana kadar bayağı iyi gidiyor bizde. Birazdan hemen başlar o da. Sizi öldürmek isteyen yeni bir komplo keşfettim. Bartolomeos şimdilik... What? Horos talep ediyorum. Aynen öyle. Süper. Ha bir de trebüşe devri başlamadı mı daha ya? Ona da bakacağım. Gelmiş trebüşeler. Biz çağ ötesi ekipmanlarla savaşıyoruz. Savaş bitsin. El atacağız oraya. Buraya gidelim. Orada, orada. Okey. Beş hızdan nefret ediyorum ama gerekiyor. Harbi Osmanlı olduk. 12 ayda geldi. GG. Terset orduyu. Süper. İyilik borcu kazandık dükün üzerinde. Çünkü onu dük yaptık. Süper. Pontus'a boyadık burayı da. GG chat. Of. Şuraları entrikayla. Burayı da kılıçla aldık. Şimdi sırada Teselya var. Bir Teselya ver. Bir Teselya ver. Bunun çok müttefiği var. Bunu öldürsek ya. Para var, huzur var. Gerçekten öyle. Hızı biraz düşür. Şimdi şu din işlerine bakalım. Hala öyle mi? Ya bu Katarları kendi kendine bu kadın geri çevirecektir. Kibra'nın ne yaptığı beni çok ilgilendirmiyor şu an için. Ama bunlardan... Bu adam delirmiş zaten. Bu Nes? Hadım. Okey. Bu adamın varisi giderse ne oluyor? Kim oğlum bunlar? Örgütleşme dağıldı. Özgürlükçü örgütleşme varmış, dağılmış. İsabet olmuş. Okey. Hiç Hetayr'a çağırmadık. 100 yıldır falan. Çağıralım. Bu yayında, oyunda geçen zamanı gerçek hayatımda yaşamışım gibi hissediyorum. O kadar ömür gitti ömrümden. Sofonun şeyi çıktı, dur. Okey. Taktım. Anadolu'yu komple alsak mı acaba? Kesinlikle. Ama şuradan da ilerlemek tatlı oluyor. Şu araları birleştirmek. Anadolu'yu almak lazım ama dediğin gibi. Birazcık daha toplay. Ayda 46 gelirlere ulaştık. Güzel şeyler bunlar. Hetayr'a bakacaktım. Bu gelsin. Bizim neden hanım hamile kalmıyor? Din değiş. Abi yok. Biraz daha uğraş. Arbalet çıkmadı mı daha artık?
Tıklayıveriyorsun Burak öyle ha, tuşlara bası veriyorsun. Helal olsun sana Burak. Arbaletler çıkmış. Tepe arazide iş yapıyor. Okçu iki tane birliğimiz var. Birini bundan vazgeçiyorum. Kemankeş'ten. Yerine arbaletçi getiriyorum. Bizim demin de arbaletçimiz var mıydı gerçekten? Nereden geldi oğlum bu? Var. Angoneller gitsin. Bunları keşke upgrade etmek mümkün olsa bu kadar masraf etmek yerine. Demin yoktu. Şimdi nereden geldi? Buradan mı geldi? Nereden geldi bunlar? Okay. Deli para harcadım. Aman dikkat kemankeşler isyan çıkarmasın. İstemezükçüler çıkıyor değil mi? Osmanlı'nın fetret ve çöküş dönemini yaşıyoruz oyunda. Bizans'ta. İkinci Abdülhamit falan geldi. Hani biri geçtim. Birinci Abdülhamit'in imparator olmasını geçtim. İkinci Abdülhamit'in gelmesi nasıl bir şeydir artık yani? Şunu imparatorluk bizde olsa ve çocuk isimlerini siz koyuyorken hani öyle denk gelse falan o bile mucizevi bir durum olurdu. Abdülhamit'e denk gelmesi tacın. Bu kadar alakasız bir şekilde olması inanılır gibi değil. Burada iddiamız var. Katarlılar Boğaz'dan toprak alabilir. Kanal İstanbul'dan mı? O Katarlıları diyorsun. Ama ok atarlılar değil. O Katarlılar. İğrenç espri yaparsanız arkadaşlar 3 tane falan yaparım üzerine. Bilginize. Saray hekimi en iyisini getirin dünyadaki. Eş kısır değil değil mi? Hamile. Nasıl hamile ya? Hamile kaldı, bildirimi gelmedi ki. Bu mu yani? Dünyanın en büyük yetenekleri bunlar mı? Sevmedim ikisini de. Saraydan bakacağız. İyi öğrenimli birisi. Bu var. Düklükte hak iddiası sahibiymiş. Saray mensubu olsun. Oha, 255 altın ödedim. Ama düklük hak iddiası var herifin. Doğru. Gürcistan düklüğü. What? Okay. Eşte bir iş olabilir. Ya bir tane de namuslu eş gelsin. Oğlum ne çok imparatoriçe geldi ya bugün. Basilissa Helene. Bunun daha çocukluğunu hatırlıyorum ben. Becerikli kalpazan. Hak iddiası üretme hızı oh artsın biraz. Bak yeni imparator geldiği gibi iki tane örgütleşme birden kuruldu aleyhine. Çok sert oyun. Şansölye yani. Güzel. İnsan kaynaklarından anlıyor bu imparator. Ahmet çağrıma uyup saraya misafir olarak geldi. Hoş geldin Ahmet. Kim lan bu deli? Suikastçı vakit geldi adamlarım yerini aldı. Kimi öldürüyoruz? Düşes Georgia, Gregoria. Teselya düklüğü için. Bir teselya ver. Okey, hiç iz bırakmadık. Öldürdük. Maalesef hamileydi. Yani yapacak bir şey yok. Atina paramparça oldu buralar.
Peki buraya girsek böyle. Atika Kontluğu, Vuran'ın Akit Dağları var tabi. Oo, burası var. 1400 askeri var. Chat, burayı hemen alıyorum. Çok seri girelim. Oylamadım bile. Burayı biz düzenli askerlerle alırız. Vergi ödemeye devam etsin köylümüz. Dini mülteciler. Kontes Tomais birçok dindar Ortodoks barındıran Pakatyana bölgesini yönetiyor. Katar Kontes orada yaşayan masum Ortodoks halka eziyet edebilir. Onları o yöneticinin düşmancı nüfuzundan korumak benim görevim. Onun inananları baskı altına almasına izin veremeyiz. Zayıf Akit iddiası mı? Pakatyana Kontluğu. Nerede bu? Olur. Ya yarın bir gün lazım olur. Hızlan. Güzel. Kızım ve varisim. İsmi ne olacakmış acaba? Erkek olursa Safa askeri, kız olursa Feryal idare. Yine bir Feryal daha geldi, İbo'dan gelmiş. Okey. Okey. Daha dene. Merhaba Amir Rezap. İsim isteği alman lazım onun için. O şekilde sipariş veremiyorsun. Kanalın aşağısında sadakat puanı yeri var. Benim güzel oğlum köpeğimin olduğu yere tıklayacaksın. Orada eğer varsa sadakat puanın, orada bir isim isteği vereceksin. Oraya erkek olursa şu, kız olursa şu ve şucu olsun. İdareci, asker, entrikacı, diplomat veya öğrenimden yürüsün. Bu beşinden birini seçeceksin. Onu da yazacaksın. Hepsini tek bir mesaja yazıp orada listeye girecek, sıraya girecek. Sonrasında onu takip etmek sana kalıyor. Hangi doğan çocuğa denk gelecek o isim, onu takip etmek sana kalacak. Ve onunla ilgili kararları sen vereceksin. Yani o yüzden bu serinin adı zaten interaktif seri. İzleyiciyle birlikte yürütüyoruz. Okey. Sevgili üvey erkek kardeşim, bana savaşa katılmanı istiyorum. Aynen. Peki buraya gidelim. Bunlar bana mı dalıyor harbiden? Aa, okey. Tamam, onlar oraya alsın. Sorun değil. Trebüşelerimiz çalışıyor. Çok şükür. Sır açığa çıkardı bakalım salın falan filan. Şimdi tink sesi gelecek Atika'dan. Atika'dan gelen bir tink sesi var diyeceğiz. Geri gitti bir anda şey. Arenci yine bir aleyhte hareket çekti. Rönesans fikirleri buluşunu kültürümüz buldu. Yes sir! Kibiray Yotay benim olacak. Yes. Bu ordumuz yani buraya gelsin sonra buraya gelsin de evlerine geri yollayalım. Okey. Nice. Nesep liderinden altın. Kesinlikle hayır demem. 750 altın veriyor üstelik. Şahane. O 4 entrikacı. Bu da gitsin. Bunu zaten yolladık. Kont Yordanes. Kontun vasal yükümlülüklerini abartıyorum. Ya da milis yükümlülüğünü abartayım. Yok, vasal abartıyorum.
Şey, feodal vergi hükmünü abartıyorum, pardon. Okey, yeniden 1000'in üzerinde altınımız var. Harika gidiyor. Life is life. Life is good. Bu da kimseye yar olmuyor ya. Bize yar olacakmış, o yüzdenmiş demek ki. Dur bakayım, biraz daha devam etsin. Şuranın akıbetini birazcık görmek istiyorum. Kendime bir zaman ayırmak istiyorum. Akabinde... Ya o esnada bizim buradaki düzenli asker sayımız... Niye düştü lan bu? Bir tane daha trebüşe açıyorum şuraya. Bunlar fullendi. Bunlara da abanıyoruz. Yes! Cool. Başka birlik ne var? Katafrak. Oğlum toplar gelmiş. Trebüşe çıkartmışız biz. Delireceğim ha. böyle bir israf yok ya harbiden. Yeni mi bulduk bunları ya? Bu Rönesans fikirleriyle mi geliyor toplar? İşte bakmadım ona. Toplar buluşu gelmiş abi. Kim bilir ne zaman gelmiş bu. Atlılar hem pahalı hem de bir diğer yandan kışları hiçbir iş yapmıyor kışın. Tepelik arazide iş yapmıyor. Kışın felç oluyor. Atlar yürümüyor. Çok nerflediler atlı birlikleri. DLC çıktığından bu yana. O yüzden gereksiz masraf. Katafraklar yoksa çok cool ama maalesef eski etkinliğinde değil. Onlara ayrı bir içerik gelmesi lazım veya balans yapan bir şey getirmeleri lazım. O Hellas Krallığı. Anadolu Krallığı, Hellas Krallığı. Baya baya bunları şey yapabiliyoruz. Oluşturabiliyoruz. Biz bunları da kaldıracağız ve abi o kadar fulledikten sonra bile şaka gibi. Kız kardeşi 10 numarayla bir şeyler hakkında tartışıyor Tufir Havat. Şu an bile onların yan odada yaptığı tartışmanın seslerini duyabiliyorum. İnanamıyorum diye bağırıyor Tufir Havat. Nasıl olur da senin gibi bir cadı Komnenos ailesine layık biri olduğunu düşünebilir? Açıkça bu unvanı ben senden daha çok hak ediyorum. 10 numaradan daha çok hak ediyor Tufir Havat. Aile içinde kavga olmaz. Olmaz diyelim ya, evet. Bunu kaldıracağız bunların. 10 numara utanmalı harbiden. Bunu da kaldırıyoruz. Şimdi toplar gelsin arkadaşlar. Süreç manyak hızlanacak şimdi. Giratçık yapacağız. Peki. Yap. Şu an savaşta değiliz. Bu benim savaşım değil, Süzeren'in savaşı. Sen oynarken o bölgeler hep ova tabi. Sadece atlı basmıştım. 5 saniyede düşmanın ne olursa olsun tamamen imha ediyorlardı ama tabi çok eskiler. Aslında Hindistan'da hala daha OP olabilir. Oynayıp denemek lazım. Çünkü orada kar yağmadığı için sıkıntı olmuyordur muhtemelen. Kış nerf'i yemiyor olabilir. Bu arada Hindistan'da esas filli birlikler çok iyi ya. Baya yani bir tanesi 400 askeri yiyor. Çok çok iyi vuruyor.
400 askerye mi? 400 damage vuruyor. Öyle bir şey yapıyordu. Epey oldu oynamayalı orayı da. İyi, toplardan birini fullledik. Farklı bir kitap. Kütüphanenin toz yerlerinde yine bir cadılık kitabı bulduk. Dindarlık kazanalım biz. Paraya çeviririz. Şimdi hatta çevirebilir miyiz? Biraz daha sonra çevireceğiz herhalde. Kaç yaşındayız? 31 yaşındayız. Kızımız Prenses Feryal. İdareci olsun demişti kaptan. İdareye verebiliriz bu kızı. Bu kızı ama biraz beklemek lazım. 3 yaşına geldiğinde nece olacak? Eğer kaba olursa Entrika'ya verebilirim. Genç Sirma sizin vesayetiniz altında çok şey öğrenebilir diye düşünüyorum. Kim bu? Bu kim? Yordanes, Epiros Kontu. Olur gelsin. İyilik borcu kazanmak iyidir. Misafirperverlik, devlet yönetimi konusunda çalıştıkça komşularımla ilişkilerimi iyi tutmanın ne kadar yararlı olabileceğini anlıyorum. Onlardan birine ne kadar iyi bir dost olabileceğimi göstermek için sarayıma davet edeceğim. Fakat kimi? Kontes Olga'yı mı? Olga'ya bakıyoruz. Okay. Kont Zomoslo. Vali Cihandar. Vali, buraya gelirsen buralar bize dar gelir. Zomoslo gelsin. Geleceğin hükümdarı öğrencim Feryal ve onun buyurgan. İdareci olmayacakmış bu kız ya. İdareyi veriyorum buna. Entrikacı olur mu diye umudum vardı ama belki erkek çocuk gelir. Bence gelir ya bir erkek. Penguen, İstanbul'da mı yaşıyorsun? Burada da bir tık esiyor. Yağmur yağacak herhalde yarın. Veya bu gece. Ziyafete katılalım. Süzeren savaş kazandı. İnanılmaz bir doğa olayı yaşandı. Nadir görülen. Kocaeli'desin. Bayağı uzağız. Ben şey değil. İstanbul. İstanbul diyor demişim, pardon. Beylikdüzü'nde yaşıyorum. İstanbul ama orada. Siz bir de Silivri'yi falan görün. O manada değil. Uzaklık mabında. Demir yumruk. Chat. Bence aile reisinden gitmeliyiz. Çünkü çocuklara fazladan 1 ile 3 arası beceri puanı kazandırmak müthiş bir buff. Hanedan inanılmaz bufflanır. Hangi ülkelere aitsin? Gerçek hayatta mı? Anlamadım. Türkiye. Donuma kadar sahip Türkiye. Misafirlerimiz için ziyafet vereceğiz. Heves bölgesinden bazı özel bir şeyler biliyorum. Bu. Okey. Çok iyi geçiyor. Güzel. İkilem. Silivri bu arada bir tek kışın soğuk oluyor. Yazın gittim ben Silivri'ye. Şey, bayağı sıcak. Bu kim? Helene. Ne çok Helene var ya. Helene. Misafirperverlik, keyif ya da ihtişam. Konuğum Kont Zomoslo. Domoslo. Niye Zomoslo diyorum ki buna? İle Pontus civarındaki kültürel değerleri gezmek isterim. Kültürel yerleri gezmek istiyorsun herhalde. Sorun şu ki sarayda lordlar ve leydilerle dans etmek mi yoksa kilise dolaylarında mı vakit geçirmek ister? Ne bileyim ben ya. Kilise. Aa, adam dansçı çıktı. Böyle yapıyordum. Biz kilise deyince. Okey. Bir tabak yemeğin yerini yer aldıkça vasalım Kont Yordanes devamlı av hakkında konuşuyor. Ve devamlıkla böyle temizledik. Hayır hayır anlatmaya devam et lütfen. Misafirperverlik egzersiz ya da rahatlama. Av egzersizi. Güzel geçiyor saray daveti. Okey.
Haşmet meaplarınızın karısı oldukça iyi birisi dedi Kont Domoslo. Elinde sıcak şarap bardağıyla. Gözleri sandalyeye iyice çökmüş olan Samboja üzerine çevrildi. Despot Salvaros, Samboja ile baş başa kalmama izin verir misiniz? What? Münasebetsiz bir niyetim yok elbette. Sadece odamda bir yemek yiyeceğiz. Görüşürüz Yüksek Zeki. Eyvallah, iyi geceler. Selamlar Hüseyin Baba, hoş geldin. Eyvallah, sağ ol. What? Sonra hamile kalsın, kafayı yiyelim. Öyle bir dünya yok. Paco. Ne ziyafetti ama. Kont Jordanes ev sahipliğinde geçen zamanımı uzun süre hatırlayacağım. Yep. Bugün tarih yazdık ya bu yayında. Müthişti. Taç yaprakları ve dikenler. Bahçelerde yürürken Kont Domoslo ve ben manzaraya bakmak için durduk. Şu renklerin muhteşem ahengi yok mu? Bu kadar güzel çok az şey gördüm Despot Salvaros diyerek önümüzdeki manzarayı işaret ediyor. Cevap olarak hoş bir şeyler söylemem gerektiğini hissediyorum. Sadakati ve onuru hakkında, mantıklı olması hakkında, dillere destan yakışıklılığı hakkında. Oha, herif karımla baş başa yemek yemek istedi ve adamın şeyine bakar mısınız? Traitine, zinacı ve seducer. Komik değil. Okey, dillere destan yakışıklı, mantıklı. Yani. Şerefsiz herif. Neyse. Erken ayrılık. Kont Domoslo emrindeki hizmetkarların büyük bir sandık taşıdığını gördüğümde daha güneş doğmamıştı. Kadını bahçeye doğru takip ettim ve onu at arabasına yüklerini yerleştirirken buldum. Domoslo ben onu selamlayınca biraz afallayarak bir mektup aldığını söyledi ve işleri olduğu hakkında belli belirsiz bir açıklama yaptı. Ona rahatsız edici bir şekilde iyi yolculuklar diledim ve kendi odama geri döndüm. Bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Ulan o kadar eventin sonunda, o kadar şeyin sonunda -15 görüş mü yani, bu mudur? Ayıp. Gerçekten ayıp. Toplar. Abanın şunlara. Özgürlükçü örgütleşme mi varmış da dağılmış? İnanılmaz. Peki. Şu ordu toparlanırken biz buraya girelim bence. Chat giriyoruz. Tezkere çıkıyor mu? Kibirai Hayotai'ye çıkıyor mu? Sapkınlar buradalar hala. Birazcık yayılmışlar. Go ya, hadi. Bu kadar demokrasi yeter, demokrasi şöleni. Tamam, sandık gelmiş. Peki, anket gelmiş. Girmiyorum. Peki. Hadi anketi bekleyeyim formaliteden. Gir 4 oyda, girme 0 oyda. Gir 4 oyda, girme 0 oyda. Gir 4 oyda, girme 0 oyda. Gir 5 oyda, girme 0 oyda. Gir 6 oyda, girme 0 oyda. Gir 8 oyda, girme 0 oyda. Gir hala 8 oyda. Gir 8 oyda, girme 1 oyda. Gir 9 oyda, girme 1 oyda. Gir 9 oyda, girme 2 oyda. 10'a 3 oldu şu anda durum. Gir 10 oya yükseldi. 11'e 3 oldu. Bu fark artık kapanmaz gibi duruyor. Bir son bir dakika comeback'i gelmediği sürece kapanmaz. Sandıktan gir karar çıktı. 12'ye 3 oldu. 13'e 3 oldu. Ezici bir çoğunluk gir dedi. Biliyoruz. Ben neden vasal limitini açtım? Aaa! Burası bana geri gelmiş. Ben burayı vermiştim.
O adamın ama oğlu yok. Misafir çocuğa veriyorum. Ortodoks ve Yunan, kafi. Sadece özel askerler çıksın. Gir verdim ama neye verdim bilmiyorum. Hayırlı bir şeye verdin sen, boş ver. Yetmedi. Yapamadı. Ne oldu, kaçtın? İlla çıkarttırdınız bana tüm ordumu ya. Hadi alalım şurayı. Bence Eylül ayında çıkacak. Kort DLC'si. Eğer güncel kalmak isterseniz arkadaşlar, ünlem... Ünlem ne yazıyorduk lan ona, unuttum. Ünlem CK3 mu yazıyorduk galiba? Geliştirici günlüğü serisini takip ederseniz bu gibi şeylere dair güncel kalırsınız. YouTube üzerinden abone olmanızı tavsiye ederim çünkü bayağı işinize yarayacak bilgileri orada derliyorum. Aynen öyle. Buradaki son videolara bakarsanız, hatta orada 61. geliştirici günlüğünü izlerseniz orada Royal Court'un neler getireceğini falan epey bir derledim. Yani genel olarak söylüyorum. Haberdar olmak isterseniz oradan. Her şeyi oraya atıyoruz. Yayında olan hemen hemen her şey YouTube'a gidiyor. Orada derli toplu listeler halinde takip etmek isterseniz. Tutorial vari oynanışı görmek isterseniz. YouTube'a kesinlikle abone olmanızı tavsiye ederim her geçen gün. Sayımız artıyor bu arada. İzleyen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Son bir hafta inanılmaz fantastikti. Son bir haftadır YouTube'da olan biten her şey çok güzel. Yani... İzlenme sayılarımız çok artmaya başladı. Normal standartlara göre gelen arkadaşlarımızın sayısı arttı. Videolar likelanmaya başladı. Videoları likelamanız gerçekten önemli. Algoritmada ön plana çıkabilmemiz için. Bunu yapıyorsunuz. Helal olsun size chat. Bu alkış size gelsin. Bu benden size gelsin. Çok teşekkürler. YouTube üzerinden ediyordum zaten, videolarından takip etmek keyifli oluyor. Eyvallah, teşekkürler o zaman Hüseyin Baba. Yani bence Royal Court şeyde gelecek. Benim tahminim 1 Eylül'de arkadaşlar. Muhtemelen bu video yayınlandığında gelmiş olur. Gerçi bilmiyorum, bayağı bugün 3 video birden yayınladım mesela YouTube'da. Ben orada da değişik şeyler deniyorum şimdi. Yani mantıken 1 Eylül'de çıkması gerekiyor. Bu sene içerisinde 2 DLC daha çıkartacaklar Crusader Kings'e. Birisi Expansion paketi Royal Court, bir diğeri de ondan sonra gelecek olan Northern Lords benzeri bir Flavor Pack. Yani kültüre odaklanmış içerik paketi olacak. Onun gelebilmesi için hani takvimdeki bu sıkışıklığın biraz aşılması lazım. O da... Yani bir an önce çıkması anlamına geliyor. Çıkacağı anlamına geliyor Royal Court'un. Ama Paradox tatilden bir türlü tam dönmedi. O oldu, bu oldu, bilmem ne, bir sürü şey. Yani benim tahminim bu oyunun yıl dönümü 1 Eylül. 1 Eylül'de çıkartmaları. Ya da 1 Eylül'ün olduğu hafta, 1 ile 7 Eylül arasında Royal Court'un gelmesi beni hiç şaşırtmaz. 1 ile 7 Eylül arası. Hatta o hafta muhtemelen Crusader Kings 3'ü ücretsiz yaparlar. Herkes oynasın diye. Northern Lords çıktığında çünkü öyle yaptılar. Bayağı yeni oyuncu kattılar bünyeye. Orada da bence öyle bir şey yaparlar. Ve hani insanlar o şekilde dahil olur bu ekosisteme. Ama olmazsa da bana sorarsanız Eylül ayından başka bir çaresi yok Paradox'un. Yani Eylül'de bir şekilde çıkartacaklar. Hep aynı şeyi diyorum ama bir sonraki geliştirici günlüğünde herhalde göreceğiz ya Royal Court'u tam olarak. Bu kültür olayları çok daha heyecanlı yapacak bana kalırsa, değil mi Hüseyin Baba? Bence de öyle. Çok fazla derinlik ekleyecek oyuna. Yani bir şeyden, bir kültürden başka bir kültürün çıkması. Bir de haritayı izlemek çok zevkli. Bakın şu bile bana çok keyif verdi. Yani bunlar tarihte de o... Bunu klibini alın, bu ne ya? İmparator adam mı?
Ne oluyor oğlum bu Frankia'da? Adam, okey de yani yine de. Ya mesela burada kalktı Rusların eline geçti. Çarlık oldu ya imparatorluk. Şimdi yeniden şeye geçmiş. İngilizlerin eline geçmiş şimdi Fransa. Ya bunları bir de şöyle düşünün. Kültürler oyuna eklendiğinde, kültür yaratma olayı eklendiğinde neler olacak bir de öyle düşünsenize yani. İnanılmaz. Çok acayip şeyler göreceğiz kesin. İmparator adam. Bence de öyle Mr. Penguin. Dizi cemiyetleri deli gibi bekliyorum. Dövüş kulüpleri, simya cemiyetleri, haşhaşiler vesaire. JKK'de de vardı, aşırı iyiydi. Burada da muhakkak getireceklerdir. Acaba JKK'deki gibi bu şeytana takma ya da tarikat kurma gibi şeyler olur mu? Banko olur. Bu oyun çünkü altyapı olarak bunlara hayli hayli uygun bir oyun ve tutan şeylerin hepsini buraya da getirecekler muhakkak. Muhtemelen üzerine daha fazla değer katarak getireceklerdir. VK2'de simyacılık tarikatının başına geçip ölümsüzlük eventi olabiliyordu karakterinle. Çok iyi. İşte burada da bunları muhtemelen göreceğiz. Ama burada biraz daha aynı şekilde yani orada da aynısı olmuş, burada da aynısı olacak. Yani yıllar içerisinde gelecek bunlar. Hep aynı şeyi söylüyorum ama CK2'de bir senede CK2 olmadı. Şimdi biz burayı verelim. Bu toprağın sahibi bu adam. Bu adam delinin teki. Ben bu adamdan burayı feshetmek istiyorum. Likya kontluğunu ver. Vermiyor lan adam. Vermiyor, harbiden vermiyor. Deli gibi. Harbiden deli bu adam. Biz bu adamı öldürsek ya da biz bu adama bu düklüğü verelim abi. Bizim vasalımız oldu nasıl olsa artık ne fark edecek ki? Al düklüğünü başına çal. Şimdi o adam öldüğünde oğluna geçsin. Daha stabil bir vasalımız olur işte. Şahane. Zaten oyunun codebase'i modlamaya çok müsait. Yazılımcıları temiz bir çalışma yapmış. Kadro da gençliğe yer vermişler geliştirme ekibinde. Çok iyi. Şimdi bir de yeni güncelleme gelecek biliyorsunuzdur belki. Oyunun kodlaması ve optimizasyonuyla ilgili büyük bir güncelleme geliyor. Onu bekliyoruz bir yandan. Muhtemelen oyun daha stabilize olacak. Daha stabil çalışacak. Şu an stabilizasyonu, optimizasyonu kötü maalesef oyunun. Yani modla kullandığımda dün işte geçtiğimiz 2 gün aynı şeyi yaşadım. Düşünsenize. Oyunu açarken yayın açık. Oyunu açmaya çalışıyorum. Oyunda mod olduğu için ekstra kastırdı açılırken. Ve Streamlabs çöktü. Yani benim yayın yaptığım uygulama çöktü. Yayınım kesildi. Yeniden yayın açmam gerekti. Ya bunlar ben Red Dead Redemption 2 oynuyorum ya yayında. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İşte optimizasyon böyle bir şey hakikaten. Onu biraz çözmeleri lazım. Evet, geçişlerde oluyor maalesef dediğin gibi. Farklı bir kitap yine beni zorla cadı yapmaya çalışıyor bu oyun. Ben dindarlıktan sapmam. Biz bu yola baş koymuşuz be. Hey gide hey. Fidye isteyelim bunun için. Teşekkürler Ekümenik Patrik. Çok şükür başka birisi gelmiş. Unvan ver. Hekim arayalım biz. Bakalım hatta. Ben dünyadaki bütün hekimleri çağırdım geçen sefer. Çok dandik şeyler geldi. Belki bu sefer daha düzgün gelir. O 1452. Bir sene eksik. Arkadaş olma. Örgütleşme daha başladı ve bitti. Saray hekimi lütfen. Okey. Ha, cin çarpmış no bu. Bu kim? Alternatif tıp eğitimi gördüğünü söylüyor. Bir kere biz böyle alternatif tıpçı biriyle kanseri mi iyileştirdik ya? Bir şey olmuştu. Aylar aylar önce ama. Dindarlık kaybedeceksin diyor. Bu var ya cadı kesin.
Ve de papa ve kiliseyle aranı iyi tutacaksın. Adamı aforoz ederler. Tam adamına söyledin. Aforoz edildim zaten bu oyunda. İki kez üstelik. Bu save'de sadece iki kez edildim. Var sen düşün. Patrick bizi aforoz etti. Ya ben ana akımdan gideceğim. Eulalia gayet iyi. Buradan yürüyelim. Durmayacağım. Söylentiler. Ver bana prestiji. Bizans'ın bu kadar aciz olması hakikaten çok büyük nerf yemiş ya imparatorluklar. Krallıklar da öyle ama imparatorluklar yani Bizans yenilmezdi ya oyunda. Öğrencim Sirma yetişkinliğe erişmesiyle birlikte vesayetimden çıktı. Okey Sirma. Daha iyi stratejist olmuş. Daha ne olsun? Müthiş eğitmişiz. Tabii bizden o buff'ı da aldı. Peki masallarla aramız nasıl? Okay. Çok iyi lan masallarla aramız. Aşırı iyi. Şahi. Şimdi şu convertlemecelere bakalım. Bu katharlara bir son vermenin vakti geldi de geçiyor bile. Ben bu adamı öldüreceğim çünkü bu adam tırt ötesi gerçekten. Hala oğlumuz olmadı, evet. O adam Türk mü? Evet, bunlar Oğuz, Eşari Oğuz. Buna zoraki vasallaştırma atsak 20K mı? What? Haşimiler. Peki Haşimi liderini öldürsek? Öldüremezsin öyle diyor peki. Okay. Antakya ne durumdasın? Süzerene karşı açamıyor muyuz? Yok, açabiliyoruzdur. Süzeren o taht otoritesi yasasını geçirmiş mi? Seviye 3'te evet. Kozur etmek lazım süzerene karşı. Yoksa içeride savaş açamıyoruz. Bu bizi biraz nerfledi. Feodal sözleşmede de bir saniye. Hayır. Bizim doğru. Feodal sözleşmemiz. Sorry. Okay. Bu işi halledeli çok oldu. Unuttum bir an. Bu Mezya'ya mesela böyle yürümemiz mümkün. Ben Anadolu'yu almak istiyorum ama esas. Müttefiklik öner, arkadaş ol, öldür. Kontroller burayı yükseltelim. Sen hak iddiası üret abi bize. Şu Kilikya'yı ver. Selevkiya'yı ver. Hızlansın oyun. O sırada şu ordumuza bir daha bakacağım. Fulleyelim şu topları. Yep. Zırhlı yaya fullensin. Çözülmüş bir lanet. Ruh hastası Bartolomeos sonunda öldü. GG. Çok yaşasın. Yeni Bartolomeos. Arbaletçi bir kişi mi var gerçekten? Bir birlik mi var? Şaka mı bu? Para basmaya devam. Majestelerinin vasalı Dük Polikarpos, üvey erkek kardeşim Nurettin'le hileli bir dövüşe girmiş.
girişip onu öldürdü. Bu saygısızlık için derhal bir açıklama talep ediyorum. Az bile yapmış. Buyur, açıklaman. Yersen. Meşru şekilde hapsedilebilir. Parası var mı? Evet, hapsi. Hapsoldun sen artık. Herkes benim ne kadar dindar biri olduğumu bilir. Tanrı adına yaptıklarım öbür dünya kadar bu dünya için de faydalı. İnsanlara Tanrı'nın desteğine sahip olduğumu hatırlatmalıyım. Adanmışlığım kulelerden aykırılmalı mı demeliyiz? Bu yıl istediğim kadar kilise ziyaretinde bulunamadım deyip Ekümenik Patrik'le aramı iyi tutacağım arkadaşlar. Çünkü itten ağzı yanan biliyorsunuz hikayeyi. Bunu içeri attık, şimdi fidyesini alalım. Yep. Kontluklar halkçı örgütleşmede. What? Oo, Kilikya geldi. Yes sir. Ver bana onu. Bu ne ya? Böyle bir şey mi varmış? Ben ilk defa görüyorum bu arayüzü. Bunlar bana karşı değil, değil mi bunların halkçı örgütleşmesi? Bir saniye. Bana karşı mı? Hayır. Süzerene karşı. Evet. Onu gösteriyor herhalde. Bu yoktu önceden. Ben ilk defa görüyorum. Gel abi sen. Düşük kontrolleri yükselt. Urfa. Birazcık daha para kazanalım. Bina dikeceğim hemen. %62 ile ölecek. Ya da 40 stres, 6 ay beklet, %100 yap bunu. Bence mantıklı. Var mı bu plana destek olacak birileri? Var. Gel. 3 kuruş için var ya, insan hayatını ne kadar hiçe sayıyorsunuz. Yeni bir mareşal. Ne oldu lan, adam çok iyiydi. Yakışmadı. Bu herifi de öldürüyoruz ama yani en sonunda başarılı olmuştu. Aa, Likonya'ya bak. Nasıl yani? Uğruna önleyecek bir yemek. %95. Ölür bence GG. Yap. Bye bye. Lütfen 14 en azından bir tık daha iyi. Beni de destekliyor. Aklı başında demek ki. Atın şunları içeri. Sevişmişler. Nasıl sevişirsiniz? Papa Hadrianus tarafından Suriye top... Oğlum burada Haçlı Seferi mi varmış? Niye hiç biz görmedik ya? Ne güzel ya, Orta Doğu bataklığından az da olsa uzak olmak. Gerçi uzak değiliz de biz Türkiye'de yaşarken yaşıyoruz. Öyle hissetmiyoruz ama Bizans'ta yaşasak demek ki öyle hissedecekmişiz. Lol. Her bir arkadaşın 5 stres azalması, yakın aile görüşünü ver şimdilik. Seçtik bunu zaten. Okey. Çok yaşasın yeni Patrick. Kamera GG. Hemen ayarlıyorum chat. Okay. Oldu lan. Altın ödesin. Çıksın bu. Peki. Hak sahiplerini davet etmek mantıklı olabilir. Şuraları hızlı hızlı alırız. Bir de buralar neden böyle bağımsız oldu? Süzerene karşı isyandan dolayı değil mi? Buraları böyle toplayalım o zaman geri. Ne dersiniz?
Mantıklı bence. Bunları çok seri seri toplayabiliriz. Sadece düzenli askerleri çıkartarak. Kızımız Feryal. Aa, Feryal ne oldu? Nasıl gidiyor? Okey. Çocuğu eğit. Vermedik mi bunu kimseye? Aa, ben eğitebilirim Feryal'i. Likonya'ya delil topladım. Olur. Ver. Gerek yoktu aslında bunları yapmaya. Şimdi uyandım çünkü meseleye. Likya'yı alabiliyoruz. Şahi'yi alabiliyoruz. Şu Trakesyon'a hak iddiası çıkartalım. Burası geldi. GG. Güzel. Şimdi burayı hallettik. Likonya, sana da savaş ilan edeceğim. Bitti bile. Süper. Dur. Bitsin. Okey. Şu Kilikyalıları alıyorum. Yetti artık bu şımarıklığınız. Süzerenle savaşta olduğu için giremiyoruz. Peki o savaş bittiği gibi... Oğlum bu anı mı buldu gerçekten ya? Girit'le benim savaş sebebim yok. Ege Adaları'yla yok. Şuradan bakayım, hatta daha pratik. Antakya'ya girebiliyoruz ama bu Akit Dağları beni tatmin etmiyor. Bunlar da yine savaştalar. Lesbos. Şeye selamlar. Oyun. Assassin's Creed. Odyssey. Lesbos Adası. Bol bol. Geziyorduk oralarda. Ada toplamaca. Din savaşı açabiliyoruz ha bu Katarlara. Açalım abi. Diğer Katarlar da katılsın. Yes! En sevdiğim müzik. Hoş geldin Lesbos. Ters olsun askerler. Okey. Hanımın uzmanlık alanı neydi? Askeriyeydi değil mi? Bu ne? Good mu? Oo, not good. Peki, seni o zaman askeriyeye verelim hanım. Şövalyelere bak. Kültür olarak buralarda yapılacak hamleler var mı? Şurası var. Nasius var mesela. Maraş var. Maraş'ı Ermeni kültüründeydi galiba. Evet. Orayı kendi kültürümüze çekelim. Bunlara düklük savaşı açabiliyoruz. Fakat zoraki vasallaştırma çok daha mantıklı. Lidya topraklarında. Bu kasus belli bana yetmez ama. Peki Trakesyon'a zoraki vasallaştırma açabiliyor muyuz? No. Şu anda hiçbir şey açamıyorum çünkü Süzeren'le bitmek bilmez savaşları tam gaz sürüyor. Şu Lesbos'u veriyorum hemen. Yine halinden memnun birine vermek istiyorum. Morikios al. Dilediğini yap adada. Adan var artık senin.
Chat, bence burası artık virgül koymak için güzel bir yer. Devam etmek için çok fazla sebep var. Yapılacak çok fazla şey var. Harika bir yerde bırakıyoruz. İnanılmaz bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Benden bugünlük bu kadar. Başka bir maruzatınız yoksa eğer. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Çok kanser olup çok keyif aldım, öyle söyleyeyim. Duygulardan duygulara koştuk. Duygusal bir roller coaster'dı bu yayın. Özellikle sinir harbiyle bir şeyler başarmanın verdiği hazzın sık sık karşı karşıya geldiği bir yayındı. Ama günün sonunda muzaffer olarak yayını kapatmak ve videoyu bitirmek YouTube için harika bir his. Öyleyse, Türkçe lisan ettiysem affola. Bir başka yayında ve bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Yarın bir başka yayında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler. G-G-G-G-Chat. Thank you.